Kayısılarımı yıkadım, böyle doğradım. Şimdi ne yapacağım bu kayısılarla arkadaşlar? Reçel yapacağım, reçel. Hemen reçelimi şerbete bırakıyorum. Önce reçelimi yapmadan önce şekere bırakacağım arkadaşlar. Evet, böyle şekere bırakacağım. Az önce üzerine serptiğim şekeri karıştırdım. Alt tarafına gelecek şekilde. Şimdi tekrar koyuyorum. 2 kilo kayısıya arkadaşlar yarım kilo şeker koyacağım. Ağzını kapatacağım. Böyle bekleteceğim. Ne kadar bekleteceğim? Akşam ve sabaha kadar. Evet arkadaşlar, 2 kilo şekeri yarım 2 kilo kayısıya pardon yarım kilo şeker koydum. Yıkadım kayısılarımı, ortadan ikiye ayırdım. Çekirdeklerini aldım ve şimdi akşam kayısılarımı şekere koydum. Sabaha kadar kendi haline bırakacağım. Sulanacak arkadaşlar. Ağzına da şöyle bir kapak buldum. Bu da uygun geldi bana. Böyle şu şekilde sabaha kadar kayısılarım ocakta böyle bekleyecekler arkadaşlar. Günaydın canlarım. Sabah erkenden kalkamadım bu sabah. Biraz uyumuşum arkadaşlar. Saat 10 olmuş. Akşam kayısıyı biliyorsunuz ayıkladım, yıkadım. Çivisini çıkardım. Şimdi gelelim bakalım kayısım ne alemde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açalım. Şöyle kapak biraz zor açıldı. Aa, sulanmış. Evet. Şimdi ne yapacağım ben bunu? Sulanmış. Bayağı bir sulanmış. Şekere bırakmıştım. Şöyle yakından göstereyim. Sulanmış. Şimdi ben bunu büyük bir geniş bir tencereye boşaltacağım. Kısık ateşte pişireceğim. Ama nasıl pişireceğim? Sizlere de göstereceğim. Genişçe büyük bir tencereye 1 kiloya yakın, çok az bir şey bıraktım geride, şekerimi boşalttım. Şu bardakla da 1,5 bardak su koydum arkadaşlar. Şimdi önce kayısı reçelimin balını yapıyorum. Daha sonra kayısıları ekleyeceğim. Balımı yaptım arkadaşlar. Şimdi balıma akşamdan şekeri batırdım, beklettim. Kayısılarımı ilave ediyorum canlarım. Keçe yardımıyla 1 kiloya yakın şekerini bal yaptım ve kayısını da içine ilave ediyorum arkadaşlar. Zaten bal gibi olmuş, akşamdan böyle beklemiş, sulanmış. Evet canlarım, kayısılar balla beraber buluştu. Şimdi kısık ateşte ağır ağır yavaş yavaş kayısılarımı bal olana kadar sapsarı rengiyle reçel yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Çayımı da koydum canlarım. Şurada kaynamak üzere. 2 poşet demlik çay koydum Lipton'dan. Kayısı reçelim de böyle köpürmeye başladı ama tabii ki bal olacak birazdan. Köpüğünü ben üzerinden alacağım. Balın içine köpük karışmasın diye. Köpüğümü aldım üzerinden. Bu kadar kaldı. O da önemli değil. Şimdi çayımın suyu kaynadı. Bir üzerine demleyeceğim canlarım. Patatesimi de doğradım canlarım. Şimdi kızarmak için hazır beni bekliyor. Şöyle kuruladım patatesimi. Yağ sıçramasın diye arkadaşlar, hem kuru patates daha güzel oluyor. O yüzden şimdi kızmış olan mısır özü yağını içine atacağım arkadaşlar. Kayısı reçelinde bu aşamada arkadaşlar ağır ağır bal olmaya başladı. Patatesimiz bu aşamada, kayısımız
Kahvaltıda bu aşamada pişmeye devam ediyorlar. Evet hanımlar, şimdi kahvaltılarımızın olması olmazı menemenle birlikteyiz. Malzemelerini hazırladım, soydum kabuklarını, yıkadım ve doğranmak üzere beni bekliyorlar. Taptaze Migros patatesim, ancanlarım kızarmış. Hemen ne yapıyorum? Onu süzgeçten geçirip peçete koyduğum servis tabağıma boşaltıyorum camları. Tazecik olmuşlar patateslerin. Nar gibi kızarmışlar, kıtır kıtır. Ve onları yağdan süzgeçle alıyorum ve tabağıma ilave ediyorum camları. Hanımlar, Kayseri reçelinden haber bekliyorsunuz. Tabii ki doğal olarak hakkınız. Şükran ablam ne yaptı acaba Kayseri reçeli diye. Aslında ben reçeli hiç böyle karıştırmam ama kayısı üstte kaldığı için üsttekileri aşağıya indirmek zorunda kaldım. Reçelimin kıvamı şimdilik böyle. Kayısılarım da pişmiş durumda ama üzerindekileri aşağıya indirdim. Biraz da onlar pişsin. Fazla da bekletmeyeceğim. Bu bal olduğu zaman altını kapatacağım canlarım. Ama hemen kapatmayacağım. Dur aklıma geldi. Hemen kapatmayacağım. Burada ne var? Ne var burada arkadaşlar? Tahmin edin bakalım. Menemenin malzemesi de hazır. Soğanım, biberim, sarımsağım. Kabukları soyulmuş, doğranmış domatesim. Şimdi böyle derin bir tencerede üzerine kaşar koyacağım. Yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Hanımlar, Şükran ablanıza buyurun. Evet, neymiş bu? Limon tuzu. Şimdi reçelin son aşamalarına doğru limon tuzu ilave ediyorum canlarım. Bu kadar. Az kaldı, sonucu az kaldı. Şimdi burada da menemenim var. Bakın menemenim de devam ediyor. Reçeli göstermişken dedim sizlere menemeni de göstereyim. Kahvaltıların olmazsa olmazı. Patatesim burada bekliyor. Çayımız da hazır. Oh, daha ne olsun? Şükür olsun Allah'a. Şükürler olsun ya Rabbim verdiği nimetlere.
açtım. Yatak odamın halılarını yıkadım. Böyle makineye attım ben bunları canlarım. Tek tek makinede yıkadım. Bembeyaz açılmış. Bayağı sararmıştı şu beyaz yerleri. Elimde de silmek istemedim. Dedim atayım makineye, güzelce yıkasın. Akşam da tamir oldu biliyorsunuz. Akşamüstü geldi. Usta diyeyim bari. Geldi, yaptı bazayı. Orada hep bunlar içmedi, silmedi. Yıkadım, astım. Hava da güzel. Güzelce kurusun canlarım. 3 parça zaten. Böyle ipler vardı balkonun içinde. Onları astım. Bu arada hava da çok güzel. Burası benim balkonumun. Evimin arka tarafı. Arka balkonum. Havalar pırıl pırıl canlarım. Arkadaşlar sebzeliği çıkardım. Sebzeliğin içi raflardan dolayı taşmış. Sebzeliğin içine çürüyenler de vardı. Arka tarafta kalmış. Şöyle arka tarafta çürüyenler vardı. Aslında raf koyuyorum ben içine sebzeliğin ama maalesef raflardan içinde kalanlar, görmediklerim, çürüyenler, taşanlar, batmış sebzeliğin içini temizledim güneşte. Şimdi böyle temizlik yapıyorum camları. Tekrar yerleştirirken sizlere de göstereceğim. İşte böyle. Ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun hanım? Hiç ne yapayım? Hiç hastanedeydim. Boyun fıtığım var ya. Tomografi çekilmişim de. Sonucunu al. Geçmiş olsun. Nasıl çıktı? Boyun var işte. Ne bileyim. Var mı şimdi az bir şeyler? Ya ay vah. Bende de vardı da geçti şimdi ya, ben ilaçlarla. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben de sebzeliği siliyorum böyle. Seni gördüm sebzeliği silerken. Gelirsin. Sen de bende. He? Bende bitmiyor. Bitmiyor, işler bitmiyor. Hadi görüşürüz. Gel gel, kahveye gel bir gün. Karşıdaki komşum da Melek de bana çağırıyor. Ne haber Melek? Bayrağı asmışsın, Türk bayrağını. Ben mi? He. Benim hep duruyor da ben He? Sen bayrağın dursun mu? Dursun, çok güzel görünüyor. Sen de güzelsin maşallah. Yok canım, daha önce gelmedi sen haline. Yok yok, güzelsin, saçların yakışmış hayatım. Gel bir gün kahveye gel, beklerim. Hadi öptüm seni. Komşum, karşı komşum. Sakin Hanım'la konuşurken o da bana beni çek, beni çek diyor. Ay. Temizledim hanımlar, temizledim ama çok çürüyenler vardı. Böyle arka tarafta kalmış, görmemişim. Şimdi rafları öne koyunca tabii ki arka taraflarda kalıyor. Ben şuraya bir tane de raf koymam lazım. Görmem için. Aşağıda kalıyorlar çünkü böyle. Çürüyenleri görememişim. Hep çöpe gitti. Fazla da yoktu. Salatalık vardı işte çürüyen. Muz vardı. Görmemişim. Böyle temizledim. Komşularımla sohbet ederken pırıl pırıl temizledim farkında olmadan. Şimdi şu arka tarafa bir tane raf daha koyacağım arkadaşlar. Pis olmaması için. Dolabında düdüğü çalıyor, hemen koymam lazım. Böyle örtü serdim arkadaşlar. Çünkü çukurlu çukurlu, bakın. Şöyle dolabın kenarları çukurlu, arasına giriyor. Temizlemesi de zor oluyor diye böyle örtü serdim. Ben çok memnunum bu dolabımdan arkadaşlar. Arçelik'in grisini aldım. Çok çok güzel. Bence gri mobilya eve yakışan en güzel renk. Yani beyaz eşyada griden vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü beyaza ben çok hevesliyim, geçti yani. Eskiden beyaz kullanıyordum. Beyaza artık, beyaz eşyada hevesim geçti. Çünkü beyazlar çok çabuk bozuluyor arkadaşlar. Bence gri daha güzel değil mi? Ben griyi seviyorum. Arka tarafına da bir raf koydum. Böyle sepet koydum canlarım. İçine de artan ürünleri şöyle tek 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 dizeceğim şimdi. Dolaba koyacağım canlarım. Böyle de güzel oldu. Tamamdır canlarım. Tamamdır. Sebzeliğim de temizlendi. Örtüsünü de serdim böyle. Ara ara.
Yalnız örtüyü ben delikli tercih ettim. Çünkü aralardan soğukluk vermesi için üstü bütün delikli olmayanlardan su girmiyor. Soğukluk girmiyor, su girmiyor diyorum. Suya taktım kafayı kesildi diye. Neyse. Ben kapatayım dolabımı da. Sebzeliğim de iş bitti. Arkadaki sepete koydum fasulyeyi. Şimdi böyle oldu sebzeliğim, canlarım. Bize dolaba getirenler dedi ki sakın poşetle koymayın. Böyle sepetlere koyun, kendinden soğutmalı. Sebzeleri asla ve asla soldurmayan bir dolapmış arkadaşlar. Öyle söylediler bize. Biz de o yüzden aldık zaten. Sebzeler uzun bir süre sebzelikte yemyeşil kalıyor arkadaşlar. Yarısını dolaba koydum. Az önce gösterdim sizlere canlarım. Yarısını da ne yapacağım? Dible yapacağım. Fasulye diblesi yapacağım. Küçük küçük minik minik doğrayacağım. Tek 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 tek. İnşallah sizlere de gösteririm tarifini. Hanımlar, benim kayısı reçelim pişti. Şimdi buradaki kavanoza girecek. Soğudu. Ocağın üstünde bayağı bir beklettim. Kıvamını da aldı. Şu şekilde yavaşça, hiç parçalamadan gene sizlere dayanamadım göstereceğim. Lokum gibi oldu canlar, hanımlar, lokum lokuma gelin. Çok güzel oldu. Şimdi dağılmadan şu kavanoza dolduracağım. Afiyetle yiyelim inşallah hep birlikte. Tam da karar yapmışım. Bir kase daha arttı arkadaşlar. Şimdi dolabımı da göstereyim nasıl yerleştirdim. Dolap düzenimde böyle canlar. Herkes dolabını açıyor, gösteriyor. Ben de dedim bugün dolap düzenimi göstereyim sizlere. Reçelimi en başa koydum. Arkaya tabii ki dolacak. Şurada kadayıf almıştım. O kadayıfı da bir ara yapacağım arkadaşlar. Ama ne zaman yapacağım bilmiyorum. Şöyle şuraya koyayım ki gözüm görsün, yakınımda olsun. Burada karpuz var. Şurada kiraz var. Orta şu bölüm kahvaltılık bölümü. İşte reçellerimi, kendi yaptığım reçelleri de buraya koyacağım canlarım. Şöyle yere doğrayayım. Şimdi sıra çileğe geldi ama çilek pahalandı. Belki de yapamam. Dolapta ötmeye başladı. Sebzeliğim de şu şekilde gördünüz zaten. Şöyle sıra sıra sularım, içeceklerim burada. Yoğurdum hazır yoğurt bu arada. Gelmedi sütüm. Kendim mayalıyordu. Şöyle tereyağı, salça, kiraz, kahvaltılıklar, karpuz falan derken şurada da kahvaltılıklar. Bu arada yumurtam da bitti. Sütüm işte gördüğünüz gibi zayıflama ürünlerim. Böyle dolabı fazla kızdırmayayım. Hemen kapattım. Arkadaşlar öğlen sıcağı saat 3.30'a geldi. Ben hala mutfaktan çıkamadım. Yandım. Şimdi hemen klimayı açıyorum. Şu düğmeye bastım. Of, çok sıcak. Kaçtı acaba? 48. Yok, 18'di. Tamam, normal. 48 nereden çıktı ya? Saatte 3.30'a geldi. Geç kalktım biliyorsunuz. O yüzden işler bitmiyor. Mutfaktan hala çıkamadım. Reçeli boşalttım. Dolaba attım. Şimdi de yemek zamanı. Ay, mutfak battı arkadaşlar. Battı pislikten. Ben oturma odasına geçtim. Mutfakta işim şimdilik bitti. Fasulyeyi haneleyeceğim şimdi. Bize süpürüyor mutfağı. Allah razı olsun, yine yardımcı oldu bana. Çok yoruldum. Reçel yap, kahvaltı yap. Şimdi de yemek yapacağım. Geldim hanımlar, geldim. Oturma odasına geldim. Geldim canlar, geldim. Hemen televizyonun kumandasına basmak oldu ilk işim. Ondan sonra klima. Çok sıcak, çok 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 çok. Klimanın düğmesine bastım. Şu düğmeye bastım, açıldı. Of, şimdi burada serinleyeceğim. Halıları astım, ev karanlık oldu arkadaşlar. Oh, klimayı da astım, açtım, astım diyorum. Şimdi fasulyeyi küçük küçük ayıklayacağım. Arkadaşlar, önce sapını ayıklıyorum. Ondan sonra küçük küçük
minik minik kıyacağım. Yani kıyacağım fasulyeyi.